Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açıyla ilgili test 5'in çözümünü yapacağız. O zaman çözümlere başlayalım. ABC bir ikizkenar üçgen demiş. Bu da bir ikizkenar verilmiş. Öncelikle verilen bilgileri kullanalım isterseniz. X ve 18 yan yana durmuş. Ne yapıyoruz gençler? İki iç açı görürsek dayanamam, bir dış açıyı yapıştırırım. Yani burası X artı 18. Hocam ikizkenarlık var. O zaman burası da X artı 18. Takıldık kaldık. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar soruyu okuyun. Takıldığınız zaman mutlaka soruyu okuyun. Bunu alışkanlık haline getirin. AB ile BD eşit verilmiş. Tamam. Aa bak, burada BC ile AC de birbirine eşit verilmiş. Bu bir ikizkenar üçgen. Hocam bu açı X artı 18 ise bu açı da X artı 18 yapmalı. O zaman arkadaşlar burası da X artı 18 ise buraya ne kaldı? X kaldı. Bakın şuradaki üçgende ne var arkadaşlar? Şuradaki üçgende iç açılar toplamı 180. Dolayısıyla arkadaşlar x, x ve x. 3 tane x var burada. 3x artı 18, 18, 36 eşittir kaç yapmalı? 180 yapmalı. Buradan 3x eşittir 144 ise x de buradan kaç yapar arkadaşlar? Sanırım 48 yapıyor değil mi? Evet. Cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik bu soruya. Evet, şu iç açı ortayların kesim noktası, burası da dış açı ortayların kesim noktası verilmiş. Formülden yapmaya çalışan arkadaşlar biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz belki. Ben formülsüz yapacağım. Belki formülle şöyle yapabilirsiniz. Hocam bu açı iki tane iç açı ortay arasında kalmış. 90 artı a açısı bölü 2 eşit. Hocam buradaki açı da 90 eksi a açısı bölü 2 eşit deyip işlem yapabilirsiniz. Ama ben bunu da yapmayacağım. Nereden yapacağım? Öncelikle nokta nokta çizgi çizgi ise, yani a a b b diyecek olursam. Hocam 2A artı 2B eşittir 180 ise A artı B kaç geldi? 90. Hop burası 90. Aynı şekilde C, C, D, D diyecek olursam buraya. Hocam 2C artı 2D, D 180'e eşitse C artı D'yi de buradan ne buluruz? 90 buluruz. Hop burası da 90. O zaman ne çıktı gençler burada? Burada bir dörtgen var. Dörtgenin iç açıları toplamı nedir? 360. Hatta şuradaki karşılıklı iki açısı 180 ise şu ikisinin toplamı da 180'dir. Dolayısıyla direkt 3x artı 10 ile 2x eksi 20'nin toplamı 180 yapmalı. Buradan 5x eksi 10 öbür tarafa artı 10 diye geçti. Eşittir 190 ise x de buradan 0 at 2 ile çarp, yani 5'e bölme kuralı arkadaşlar. Direkt kaç yapıyor? Cevabımız 38 yapıyor. O zaman bu sorumuzun cevabı da böyleydi. Akçay oldu. Geldik bu soruya. ABC bir üçgen. Şu eşit verilmiş. Bu da açı ortay verilmiş. Aa bak, açı ortay ya da kenar ortay. Ben direkt bu doğruya dikkat ederim. Bak bu açı ortay aynı zamanda kenar ortay. Hem açı ortay hem kenar ortay. Neredeydi gençler? Hocam ikizkenar üçgende. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Açı ortay ve kenar ortaylık iki şart sağlanmış. İki şart sağlanırsa diğerleri de sağlanıyordu, hatırlayın. O zaman bu aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda ikizkenardır. Tamam, çok güzel yazdık. 70 ise o zaman buradaki açı da 70 derece. Hocam burada ne var? Şuradaki üçgende artık x'e bakacak olursak iki iç açının toplamı bir dış açı mı? Evet, yani x artı 45 eşittir 70 olacağından x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 25 derece olarak buluruz. Cevabımız Denizli çıktı. Geldik bu soruya. Evet. Bu 3 eşit parçaya, bu da 3 eşit parçaya bölünmüş. Bunları kullanacağız. Arkadaşlar öncelikle şuraya bir A, A, A diyeyim. Buraya da bir B, B, B diyeyim. Şimdi 102'yi kullanmak isteyen arkadaş ne yapar? Hocam 102'ye baktığımız zaman şurayı fark ederiz. Şu üçgen var elimizde. Tamam, bitti. A, 2A artı B artı 102 eşittir 180 değil mi? Evet. Hatta işimizi daha da kolaylaştıralım isterseniz. Hocam burası 102 ya. Dış açısı şurası kaç yapıyor? 78 mi yapıyor? Evet. Burada sarı üçgende 2A ile B'nin toplamı direkt 78 mi? Aynen öyle. Çünkü 2 iç açı 1 dış açı biz daha çok seviyoruz arkadaşlar. 2A artı B eşittir 78. İşimiz daha kolay olsun diye yaptım. Peki hocam şuradaki üçgende de 111'i kullanmak istiyorsak, buradaki üçgende bakalım. A artı 2B artı 111 eşittir 180 diyebilirsiniz. Ya da hop şuradaki açısı kaç derece arkadaşlar? 69. Yani A ile 2B'nin toplamı mı arkadaşlar? Evet. A artı 2B'de 69'a eşit oldu. Ne yapacağız? X'i bulacağız hocam. X'e baktığımız zaman X büyük üçgenin açısı mı? Evet. Yani büyük üçgende şu 3A, 3B ve X toplamı eşittir 180 demeliyiz. 3A artı 3B lazım bana arkadaşlar.
Şuradaki 2 bilinmeyen 2 denklemden ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa çıkartıp toplayarak bir şeyler yaparak A'yı ve B'yi ayrı ayrı bulabiliriz. Yani bunu eksi 2 ile çarp taraf tarafa topladığınızda sonuca ulaşırsınız. Ama işlem kalabalığınız olacak. Niye? Soruya baktığınız zaman 3A artı 3B yani A artı B'yi bulursan olay bitti. Ki böyle matematik sorularında da dikkat edin. Bunu hep kullandırırlar. Taraf tarafa topladığınızda böyle 3A artı 3B ya da 5A artı 5B gibi bir şey geldiğinde toplayın arkadaşlar. Direkt toplamları kaç çıktı arkadaşlar? 147 mi çıktı? Evet. E o zaman 3A artı 3B 147 ise A artı B'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? Bunu 3'e böldüğümüzde 4 kere 3 12 sonra 27 49 mu geldi? Evet. Şurası 147 idi. 49 bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 3A artı 3B artı X'in de ben 180 olduğunu biliyorum. Arkadaş burası 49 ise burası 3 çarpı 49'dur. E 3 çarpı 49 ile 180'in X'in toplamı 180 yapacağından burası 3 çarpı 49 ne? 3A zaten 3A artı 3B 147 arkadaşlar. Ben burada artı B'yi de bulmama gerek yokmuş zaten. Direkt taraf tarafa topladığınız zaman 3A artı 3B geliyor. İşlem kalabalığı yapmışım ama önemli değil. Yani bazen yapabiliyoruz. Hiç önemli değil. A artı B'yi bulduk. 3 katı da 3 çarpı 49 oldu yine. Yani 147 yaptı. O zaman X de buradan 180 eksi 147'den ne çıktı arkadaşlar? 33 mü çıktı? Evet cevabımız böylelikle Denizli oldu sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. Evet AD ile DC birbirine eşit verilmiş. AD ile DC birbirine eşit. Şununla şu birbirine eşit. Eyvallah. 90'dan kenar ortay çizilmiş. Hocam burası da nedir? Eşitliği şöyle tamamına koyalım arkadaşlar. Hop koyduk. Sonra ne verilmiş? AF ile EF birbirine eşit verilmiş. Hocam AF ile EF birbirine eşit verilmiş. Yani şu parçayla şu parça eşit. Aa hocam eşit eşitken muhteşem şuradan burası da eşit mi? Çünkü 90 derece burası eşit. Şimdi ne yapacağız? Valla açılara dalacağız. Genelde ikizkenarlıklar olduğu zaman ikizkenarın taban açılarına dalıyoruz. Burada da ikizkenarlık var ama ikizkenarlıkta böyle ikizkenar taban açısı dar olan daha küçük olana başlasak daha iyi olur. Mesela şuradan desek buradan başlayabiliriz ama x'ten uzaklaşıyoruz. Bence şuraya diyelim. Şuraya bir a diyecek olursam burası da a mıdır? A'dır. Niye? Şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı. Başka a hocam bak bu da bu da ikizkenar. Yani ne olacak arkadaşlar? Şu açıyla da şu açı birbirine eşit mi? Evet. A artı 10 ile A artı X birbirine eşit olacak. A'lar nanay oldu. Şinanay yavrum şinanay oldu. Yani cevabımız Balıkesir oldu. Geldik bu soruya. Evet bir üçgen var. Bir kağıt var. 32. AC ile BC de birbirine eşit verilmiş. Hocam AC ile BC eşitliğini gösterelim şöyle. Sonra bir katlama yapılmış. Arka yüzü mavi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Bunu unutmayın kardeşim. Eski haline geri getir bakayım şunu. Eski halinden eser yok şimdi. Yine aynı espriyi yapıyorum kahretsin. Neyse eski haline geri getirdim. Ve şununla şunun ikizkenar olduğunu biliyorum. Arkadaşlar 180'den 32 çıkart. 148. 2'ye böl. 74. 74 olacak taban açıları. O zaman şunlara bir 74 yazalım. Hocam burası 74. Burada kaçı da 74 derece mi? Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Katlama. Açtık geri halini. Şuradaki eski parçaları da yazdık. Katlama da üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Kenarla ilgili bir şey var mı? Sanırım yok gibi arkadaşlar. Üst üste binen açıların eşitliğini kullanalım. Aa hocam bak üst üste biniyor. Yani 74. 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 74'ü 2'ye bölsen 37. 37 oldu. Benden ADC isteniyor. ADC. Yani şurada kaç isteniyor? Bitti gitti arkadaşlar. Direkt şurada. Şu üçgende iki iç açın toplam bir dış açı değil mi? Evet. Yani burada ADC açısı kaç yapar? Şuraya bir X diyecek olursam. X açısı kaç yapar? 74 ile 37'nin toplamı yapar. Yani x 11 111 mi yaptı gençler böylelikle cevabımız? Evet cevap 111 yani Ceyhan oldu. Arzu 4 eş kibrit çöpünü masanın üzerine şekildeki biçimde yerleştiriliyor. AB dik BC olduğuna göre. Evet AB ile BC kibrit çöpleri birbirine dikmiş. Bizden şu açı isteniliyor. Arkadaşlar birbirine eş yapıları kullanıyoruz. Hemen eşleri yazalım. Bu da kibrit çöpü bu da eşit. A bu bir eşkenar üçgen 60 60 60. E hocam buraya ne kaldı? 30. E ikizkenarın tepe açısı 30. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl. 75 75 yapacaktır. Dolayısıyla cevabı 75 buluruz. Cevap Ceyhan. Geldik sonraki soruya. Neler verilmiş? Hocam dikkati bir direkt şu çekti. Dik. Yükseklik benim için önemli bir kavram. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa bu nasıl bir üçgendir? Ya da aklınıza ne geldi? Evet. Doğru diyorsunuz. Aklınıza gelen başınıza gelsin.
Hocam bu bir ikizkenar üçgendir ve aynı zamanda bu nedir? Açıortaydır. Bakın bu önemli bir bilgi. Dikkat edin, ek çizim. Şimdi ne yapacağız? Şu ikizkenarlığı da kullanacağız. Niye? Verilen her bir bilgiyi kullanın diyoruz çünkü. Kullanalım. Hocam ikizkenarda taban açılarına AA dersem. Hocam iki iç açının toplamı bir dış açı. Neredeki üçgende? Bakın şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı olacağından burası 2A oldu. Bu açılar da birbirine eşit çıktı. Burası da 2A. Ana bak 84. 2A ile A da yan yana. 2 iç açı, 1 dış açı. Yani şurayı yazalım. 2A artı A eşittir 84 olduğundan. 3A eşittir 84 ise A'yı buradan kaç buluruz? 84'ü 3'e bölsek 28 buluruz galiba. Evet, A 28 çıktı. A 28 ise o zaman bu 2A dediğimiz kaç yaptı? 56 yaptı. O zaman buradaki dik üçgende de iki tane açının toplamı 90 mı olmalı? X artı 56 eşittir 90 olacağından X'i de buradan kaç buluruz? 34 derece olarak buluruz. Cevabımız böylelikle Edremit çıktı. ABC üçgeninde BD büyüktür 2DC verilmiş. Allah Allah, bunu niye vermiş acaba? Yani şuraya K dersem o zaman BD uzunluğu 2K'dan büyük mü olacak arkadaşlar? Evet. Düşünelim bakalım. Şuraya K dersek burası 2K'dan büyük olacak. Allah Allah. Yani tamamı 3K'dan büyük olacak. Bakalım. Şimdi bu verilen bilgilere baktığımız zaman hiçbir şey yapamıyorum. Yazsam yazsam ancak ve ancak buraya 70 derece yazıyorum. Başka da bir şey yapamıyorum. Ne yapmalıyız burada arkadaşlar? Sonra bir şeyler çizeceğimiz belli. Alakası yerle şurada bir eşitlik var. Burada da 4 ve 8 var. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapmalıyız? Tabii ki ek çizimleri düşünmeliyiz. Ek çizimlerde sadece ve sadece eşitlik varsa ne gelmeli aklımıza? Evet, haklısınız. Ne gelecek? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. İki ihtimaliniz var. Ya sola ya aşağıya. Hocam sola çizersem şuradaki şeyi kullanamam, dördü. Zaten ben ne diyordum? Hep üçgen oluşturun diyordum. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman dördü aynı üçgende oluşmuş oldu. Ben buna paralel çizdim. Bununla bu paralel. Aynı zamanda orta taban çizgisi bu. Hocam 8 ise burası ne olacak? 4 olacak. Buradaki 3K ya, burası 1,5K, burası da 1,5K yapacak. 0,5K geliyor buraya. Ha, bu ne anlama geldi? Çizdiğim paralel diyor. Bu D'nin sol tarafında olsun diyor. Bazen bu çizdiğiniz paralel D'nin sağ tarafında, yani ED'nin sağ tarafına da düşebiliyor. İşi burada garantiye almak istemiş. Yani burada K'lar kafanızı karıştırmasın, aslında silelim böyle. Sadece bu sol tarafa düştüğünü anlatmış. Arkadaşlar burada ne çıktı? İkizkenar çıktı. İkizkenarsa 70 ise burada kaçtı da 70. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman soruyu okuyoruz. Bakıyorum hocam x deniyor. Aa, bunlar da paraleldi. Hop, yöndeş açıdan dolayı x açısı da ne yapacaktır? 70 derece yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik bu soruya. Evet, soruya baktığımızda ne var arkadaşlar? Soruya bakar bakmaz aslında şunu fark ediyoruz. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Hop, muhteşem üçlü geldi aklımıza. Çünkü verilen bilgileri kullanamıyoruz. Ama muhteşem üçlüyü çizince dikkat edin. İlk etapta muhteşem üçlüyü çizince ben bunu kullanamıyorum. Şuradaki eşitleri hiçbir şekilde kullanamıyorum. Demek ki başka bir şey yapacağım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir isterseniz muhteşem üçlüyü sileyim burada. Bir de eşitlik varsa, eşitlik var çünkü burada görüyorsunuz. Şunlar birbirine eşit. Aklınıza ne gelecek? Orta taban. O zaman orta tabanı çizelim. Gençler, iki ihtimalim var. Ya sola ya aşağıya. Tabii ki üçgen oluşturmaya gayret gösteriyorduk. Aşağıya doğru çizdik. Aşağıya doğru çizince hocam buna paralel çizdik. Yöndeşlikten o zaman 90'sa burası 90. Yani burası da 90 oldu. Ve burada burası K ise burası da ne olacak? 2K olacak. Aa, çizgi dediğimiz 2K oldu. 2K oldu. O zaman burası da 2K olduğundan güzel bir şey çıktı burada gençler. Ne çıktı? Hocam burada bir üçgen. Ve ÖSYM'de kullanıyor zaten bu üçgeni. 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır arkadaşım? Tabii ki 30-60-90 üçgeninde. Bu 30'un karşısındaki K'dır. O zaman burası kaç oldu arkadaşlar? Burası da 60 derece oldu. Soru bitti mi? Bitmedi. Hatta burası da K kök 3 oldu. Ya arkadaşlar, bu orta taban çizgisiydi. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Buraya da 2K artı K kök 3 kaldı. Valla ben cevap fark ettim ama siz fark etmemişsinizdir. Burası 15 olacak. 30 ile 15'in toplamı da 45 olacak cevap. Ama yani bu 15, 75, 90'ın özel bir durumu. 15'in karşısı K iken 75'in karşısı 1 artı pardon 2 artı kök 3 katı oluyordu. O yüzden 15'e yapıştırdım burada. Ama ben size daha farklı bir şekilde ispatlamalıyım bence. Buradaki dik üçgenden yola çıkamam. Bir şey yapamam. O yüzden başka bir şey düşüneyim. Ne yapabilirim? Buradaki 2K artı K kök 3 işime yaramadı. Başka ne yapmalıyız? O zaman buradaki çizdiğim ek çizimle
Belli bir şey buldum. Evet. Ama sorunun çözümüne hala daha ulaşamadıysam bir şeyler daha yapmalıyım. Hocam şurada da bir muhteşem üçlü çizeyim isterseniz. Çizince. Aa burada da ikizkenar oluşuyor aynı zamanda. Bak muhteşem üçlü tamam eyvallah. Aynı zamanda burada da bir ikizkenar. Hocam eşitliği yazdık. Ya ikizkenarsa aa bak burada kaç ve burada kaç birbirine eşit ya. Ve toplamları da 30 ya. Bunlar kaçar derece yaptı? 15'er derece yaptı. E hocam ikizkenarsa burası da 15 yaptı. E 15 90'sa burası 75 yaptı. 60 75 ve x'in toplamı ne olacak? X artı 60 artı 75 doğru açıdan dolayı 180 yapmalı ve x'i buradan kaç buluruz gençler? 45 derece buluruz. Güzel bir soru, hoş bir soru. Tek bir ek çizim olunca çözülemeyen ama ikinci bir ek çizimi çizdiğimizde çözülen bir soru. Genelde böyle iki tane çizim falan olan sorular tabii ki zor oluyor. İki aşamalı sorular zor gözükebiliyor. Zor sorulardan biri diyebiliriz. Cevabımız böylelikle Akçay oldu. Geldik bu soruya. Evet, şu eşit verilmiş. Ne yapacağız? Hocam eşitler var. X kenarlıkları kullanacağız büyük ihtimalle. Hocam ne yapalım? Şöyle bir x kenar oluştursak. Vallahi bir işimiz yaramaz. Tepe açısı x taban açılarını bulamıyorum maalesef. Ne yapayım? Şurada bir x kenar oluştursam. Burası 104 ise eğer 180'den 104 çıkarsan 76. 2'ye bölsen 38 38 yaptı. Burada da 30 derece kaldı. Allah Allah. 30 dereceyi kullanamıyorum ve şuradaki eşitliği de kullanamıyorum. Hocam 30'u kullanmak için bir dik çizsek ne olacak ki zaten? Burası 60 derece olacak. Burası 2K olacak. Burası K olacak. Hala bu alakası eşitlik devam ediyor. Burada eşitliği kullanamadım maalesef. O zaman sileceğiz arkadaşlar. Maalesef böyle açılar olduğunda, böyle yan yana açılar olduğunda da şey diyorduk. 180'e tamamlayan açılarını falan düşünün diyorduk ama yan yana açı da yok burada. Başka bir şey denemeliyiz. Arkadaşlar sanki bu soru şeyden çıkacak. Bazı zor soru tiplemelerinde, hatta biz bunu olimpiyat soru tiplemelerinde de yapabiliyoruz. Ama bu soru büyük ihtimalle zor soru kalıplarından biri. Böyle ikizkenar üçgen oluşturup böyle 60 dereceyi elde etmeye çalışıyoruz. Genelde 60 dereceyi elde etmeye çalışıyoruz. Bak şu mantıkla gidecek olursak 60 dereceyi niye elde etmeye çalışıyoruz? Böyle eşkenar oluşsun diye. Olimpiyat tarzı sorularda oluşuyor. Hani bir mantıkta giden arkadaş şunu yapabilir. Hocam ben 60 dereceyi istiyorum. Mesela şu 104'ten mesela 68'den 60 alsan. Ya buraya 8 derece kalıyor. Bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Ya da şöyle bir 60 dereceyi buradan alsan 8 derece bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Şuradan bir 60 derece alsan. Hocam buradan bir 60 derece alsam. 60'sa buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 44 derece kaldı. Vallahi buradan da pek bir şey çıkmayacakmış gibi geliyor ama bu mantıktan yapmayalım. Aslında çıkacak da o mantık bizim işimize yaramaz. Şimdi burada genelde böyle olimpiyat tarzı sorularında şu yöntemi de deneyebiliyoruz. 60'tan dolayı bir şey bulamadım mesela burada. Bununla bile zorlasak da aslında çıktı da ben fark ettim ama size anlatmak ya da size o yoldan vazgeçtim. Çünkü niye? Ya o yolu hocam bize hiç aklımızda tutamayız diyebilirsiniz. Olimpiyat tarzı sorularda ya da zor soru tarzlarında bazen ikizkenar üçgen oluşturmak tabii ki önemli. Biz ikizkenarı biraz önce şöyle oluşturduk olmadı. Böyle oluşturduk olmadı. Bir de farklı bir şekilde oluşturalım. Arkadaşlar şuradan oluştursak. Şöyle bir ikizkenar üçgen oluştursak. Oluşturduğumuz zaman 68 ise burası da 68 mi? Evet. Hocam 68 68 136 yaptı. Buraya kaç kaldı? 44. Aa, bak buraya ne kaldı? 60 derece kaldı. 60 derece elde ettim. Ve 60 var ve kolları da şöyle çift çizgi çift çizgi. Sen artık şunu da çizersen ne çıktı burada? İkizkenar ya 180'den 60 çıkart 2'ye böl 60 60 oldu. Eşkenar çıktı. Ama sadece eşkenar çıktı dersen yine soruyu çözemezsin. Kardeşim eşkenar çıktı ya şu eşitliği de yaz buraya. Bak ne güzel. Burada da ikizkenar çıktı. 68 60'sa buraya da 180'e tamamlayan açısı kaç derece kaldı? 52. E hocam ikizkenarlık var burada. Dolayısıyla burası da 52. 52 52 104. 180'i 180'den 104 çıkartırsam burada kaçıyı bulurum? 180'den 104 çıkartırsam kaç kalıyor? 76 mı kalıyor? Evet. E o zaman x açısı da ne yaptı? 76 artı 60'tan 100 36 mı yapıyor? Evet, 136 yaptı. Evet, zor bir soru tipi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Tabii bu soruları da böyle bilin. Bazen olimpiyat tarzı sorular kitaplarda çıkabiliyor. Ama sınavda çıkar mı? Ya arkadaşlar sınavda olimpiyat tarzı sorular geometride çok nadiren çıkar. Ama burada 3D yayınları da ne olur ne olmaz diye böyle bir soru tipini de koymuş. Böyle bir çözüm yöntemini de bilin demiş. Gerçekten de iyi oldu yani. Bu tarz çözümler de var. Size de göstermiş olduk gençler.
Evet, cevabımız akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. ABC bir eşkenar üçgen. Hemen ABC eşkenar üçgeni yapıştıralım arkadaşlar. Yani nedir arkadaşım? Şu eşitleri koyacağım, sıkıntı olacak. Şöyle desem, hocam burası A, burası A desem. Şuraya da bir B diyecek olursam. Hocam burası da A artı B, burası da A artı B. Oldu mu? Oldu. Ve eşkenar üçgende ne yapıyoruz arkadaşlar? Açıları da yazıyoruz. 60, 60, 60. Şimdi gençler, ben burada ne yapacağım? Valla arkadaşlar, farklı bir yol yapabiliriz aslında. Şimdi farklı bir yolla yapabiliriz aslında. İki farklı yol aklıma geliyor burada. Eş üçgen yapabilirim. Baktığınız zaman bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Hocam şu üçgenle şu üçgen eş üçgen diyebilirsiniz. Çünkü kollar A'ya A artı B. Bak burası da A değil. Değil mi? Hocam burası A'ya B. Burası da A'ya A artı B. Değil. Maalesef değil. Ne yapabiliriz başka? Valla şurada katmışım mantığını ya da burada katmışım mantığını kullanabiliriz. Aslında ben böyle bir soru kendi konu anlatımında da yazdım ama üçgende açıda yazmadım. Niye? Özel açıda üçgenlerde yazdım bunu. Sebep, valla normal verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorsak ne yapabiliriz arkadaşlar? Özel açının mantığını kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Şu 60'ın mantığını kullan desem. Siz hepiniz şöyle dik çiziyorsunuz. Hadi çizdiniz. Bir şey geldi mi? Gelmedi maalesef. Hocam başka? Şu 60'ın mantığını bir de şuradan dik çizerek kullanabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet. 90'ın karşısı B ise 30'un karşısı B bölü 2. Valla ben niye B bölü 2 ile uğraşayım? Şuraya ben direkt 2B diyeyim. A artı 2B olsun bir kenar. Yani şurası A artı 2B. Burası da A artı 2B arkadaşlar. Şurası da A artı 2B oldu. Şurası da A. Şuradan bir dik çizdiğimde 90'ın karşısı 2B ise hangi açının karşısı? Yani 30'un karşısı kaçtır arkadaşlar? B'dir. Hocam bunun tamamı A artı 2B'ydi. O zaman buraya da ne kaldı? A artı B kaldı arkadaşlar. Aa, dikkat edin. Yükseklik A artı B'ye A artı B diye ayırdı. Yani dik tabanı iki eş parçaya böldü. Nasıl bir üçgendir arkadaşlar bu? İkiz kenar üçgendir. Dolayısıyla ikiz kenar üçgense 41 ise burası da 41 derece oldu. Burası 41 ise bu eşkenar üçgen olduğundan burası da 60 derece olduğundan 41 artı x eşittir 60 derece ve x'i de buradan kaç buluruz? 19 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet. Böylelikle cevabı Ceyhan bulduk.